Burada 70 tane başlayan yolculuğumuz şu anda neredeyse 1000'e yaklaştı. Çok fazla sayıda terk edilen dostumuz var. Reylis olmaya çalışıyoruz. Sokakta her doğan, büyüyen köpeği buraya getirme gibi bir şansımız yok. Ama evde el bebek, gül bebek bakıldıktan ve bir zaman sonra vazgeçilen dostlarımız gerçekten sokak hayatını hiçbir şekilde yapamıyorlar. Çok zorluk çekiyorlar. Sadece hayvanlar bizim için kedi ve köpekten ibaret değil. İşte görmüş olduğunuz daha sonra Haytap'la yolumun kesişmesiyle birlikte emekli hayvanlar çiftliği kuruldu. Bunlar da en az kedi köpek gibi hisseden diğer dostlarımız. Burada Manavgat yangın felaketinden kurtarılan, zor durumda olan keçiler, koyunlar var. Onun dışında mayın bölgesinden kurtarılan eşekler var. Ve çok zor durumda olan dostlarımız var. Aslında her canlının aynı duyguyu hissedebildiğini, sadece kedi köpeklerden ibaret olmadığını burada anlatmak istedik. Burası da bir pilot bölge. İsteğimiz şudur ki Bursa'da olan bu emekli hayvanlar çiftliğinin daha büyük illerde de ilerleyen zamanlarda olması. Çünkü onlar da en az diğer hayvanlar gibi mağdur olabiliyor. İşte Uludere'de mayın bölgesinde ayağını ne yazık ki engelli olmuş İşte dostumuz gibi. Gerçekten çok fazla sayıda terk edilme oluyor. Herkes köpek bakmak isteyebilir. Herkes köpek sevebilir ama köpek sevmekle köpek bakmak aynı bir şey değil. Hayatınızın belki 10-15 yılını o şekilde adapte ediyorsunuz. Ve gerçekten şunu hep söylüyoruz. Bir dost edinmek istiyorsanız önce bir geçici yuva olun. Bir deneyin. Çünkü gerçekten kolay bir şey değil. Hayatınızı ona göre planlamanız gerekebiliyor. O yüzden lütfen satın almayın diyoruz. Çünkü bu kilit ticarete ortak olduğumuz sürece birçok dostumuzun aslında zorlu şartlarda yaşamasına vesile oluyoruz. Biz Bursa'da yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Birçok belediyemizle işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Onların yükünü almaya çalışıyoruz. Ve STK olarak, Kere ve Birpati Derneği olarak da elimizden geldiğince terk edilen Bursa ve yakın bölgedeki hayvanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Küçük bir dokunuş bizim için bu. İsteğimiz bu tarz yerlerin daha da çoğalması ve doğru bir şekilde yardım edilmesi. Ne yazık ki duygunuz ve mantığınız arasında gidip geliyorsunuz. Ne kadar kendimizi duygumuzu yönetsek de mantığımızla hareket etmek zorunda kalıyoruz. İtiraf etmek gerekirse hayatımı onlara adadım. Tabii ki bunu tek başıma yapmıyorum. Birçok destekçi ve birçok yardımsever sayesinde yapıyoruz. Kolay bir şey değil. Burada her gün yüzlerce dostumuza hizmet etmek, onların sorumluluğunu almak, tüm anlamda yardım etmek gerçekten çok büyük bir emek istiyor. Tabii ki bunların hepsini destekçiler sayesinde yapmaya çalışıyoruz. Onlar senin hayatına atılıyor. Tabii ki onlar bizim hayatımızda. Onlar var olduğu için biz çok mutluyuz. Kendimizi çok gururlu hissedebiliyoruz. En azından bir nebze de olsa bir şeyleri başarabiliyoruz. Böyle bir şey. İnsanlar buraya gelebilir, görebilirler. Yaptığımız çalışmaları inceleyebilirler. Bu şekilde.